kendine kötülensin. Helikopter koordinatör pilotu olarak yangınla mücadele alanında profesyonel iş yaşamına devam etmektedir. Havacılık danışmanı olarak serbest çalışırken aynı zamanda Ege Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı bölümünde öğretim görevlisi olarak derslere girmektedir. Şimdiye kadar yayınlanmış 50'nin üzerindeki kitapları teknik, albüm, sözlük, araştırma inceleme, müzik ve şiir kitaplarının yanı sıra 300'ün üzerinde makalesi de çeşitli ulusal dergiler ile gazetelerde yayınlanarak elektronik ortamlarda da paylaşılmıştır. İzmir Karşıyaka'da ikamet eden Fikri Önay Bulanık, müzik çalışmalarına Türk Halk Müziği dalının bağlama ve ses icracısı olarak Karşıyaka Belediye Konservatuvarı'nda devam ederken İzmirli Şair ve Sanatseverler Birliği adlı bir şiir ve edebiyat grubunun da kurucusu ve sözcüsüdür. Üyesi olduğu Türkiye Şair, Ozan ve Yazarlar Kültür Derneği ile Kıbrıs, Balkanlar ve Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu'nun da yurt içi ve yurt dışı temsilciliğini yapmaktadır. Son 6 yıldır yaz sezonlarında Silifke'de orman yangın helikopteri pilotu olarak görev yaptığı sürelerin haricinde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinin başlıca Paris, Nancy, Strasbourg, Brüksel, Madrid, Budapeşte, Viyana, Bratislava ve Zürich şehirlerinde edebiyat ve sanat faaliyetlerini yürüterek çalışmalarına devam etmektedir. Görsel sanatları olan merakı dolayısıyla profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle klip, kısa film, belgesel üretimlerini, kurgu ve montajını da kendisi yaparak gerek sosyal medya ve gerekse özel TV'lerde yayınlamaktadır. Boş zamanlarında ise sade bir sanatsever olarak resim, heykel müzeleriyle şato, saray ve müze evleri gezmeyi ve yerinde inceleme ve tespitlerde bulunmayı sever. Ayrıca profesyonel bir şoför motosiklet sürücüsüdür. Sayın protokol değerli misafirlerimiz, şimdi hocamız Sayın Fikri Önay Bulanık'ı söyleşilerini yapmak üzere yerine davet ediyorum. Buyurun efendim. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bu müstesna gecede, günde benim için müstesna. Ayrıca Silifkeliler için de bu yörenin insanı, Kaşeli platosu insanları için sizlere aktarmayı planladığım konuyu gerçekten söyleşi gibi ama tek taraflı bir söyleşi olacak. Ben söyleşeceğim, siz dinleyeceksiniz şeklinde devam edeceğiz. Kapıda daha siz
İçeri girerken minimum tansiyonlara bakarak kendi pozisyonumu da belirleyerek paylaşımımızın, söyleşimimizin neler içereceğini, nasıl bir seviye kazanacağını az çok hissettim. Ben gerçekten aranızda olmaktan, Silifke'de 6 yıldır görev yapmaktan, buradaki insanlarla birçok şeyi paylaşmaktan çok mutluyum. Aranızda beni tanıyanlar olduğu gibi tanımayanlar da vardır. Aslında tanımayanlar da beni tanıyorlar da farkında değiller. Orman Bölge Müdürlüğü'nün Çamlıca'da görev yapan helikopterinin Türk pilotuyum ben. Yabancı ekibimiz, Slovak ekibimiz de buradalar. Birazdan onlarla da sizi tanıştıracağım, takdim edeceğim onları. Ayrıca bu akşam bir de Polonya grubu bekliyor idik. Henüz şu saate kadar gelmediler ama daha sonra katılırlar diye ümit ediyorum. Ayrıca konu itibariyle ellerinizde küçücük notlar var. Onları göğüs cebinizde görüyorum. Okumak için aslında kısa bir fırsatınız vardı. Olsun. Ben zaten okuyarak onu size aktaracağım ama ön bilgi olurdu. Onları yine saklarsınız. Mail adresleriniz ve telefon numaralarınız sadece size geri dönüş için alındı. Bu toplantıda yapacağımız söyleşinin bir sonuç bildirgesini size geri döndüreceğim. Ayrıca burada yapılan toplantının, bu söyleşinin içerik itibariyle daha sonra bir Arnavutluk, Tiran ve bir Macaristan Budapeşte ayağının olma durumu da söz konusu. Bu sebeple de belediyenin, Kültür Müdürlüğü'nün Üstün Zahin Beyefendi'nin nezdinde belediye başkanımız ve tüm kadrosunun bize sağlamış olduğu bu imkan dolayısıyla ben müteşekkirim. Sizlerle böyle bir konuyu karşı karşıya getirip bunu sizlere transfer etme imkanı verdikleri için gerçekten müteşekkirim. Ladies and gentlemen, my friends, welcome to here, my crew, my friends came to here about our conversations. Our conversation detail now is a Turkish literary and about his Rumeli area and the Macaristan Budapest and they know is Kamol and the Estergom around Tebe Denen Ali Paşa history. I will transfer to you details and 1700 and 1900 between. I will explanation details. Size 1700'lü yıllardan itibaren Lale Devri'nin Osmanlı döneminden ta ki Osmanlı'nın son ayağına hatta 1900'lü yılların başlarında hepinizin çok yakından bildiği, fotoğraflarından tanıdığınız Gertrud Bell'e varıncaya kadar, yani Çoluk Kraliçesi'ne varıncaya kadar bir konsensüs içerisinde konuyu size aktarmaya çalışacağım. My conversation detail about his Ottoman Empire last 300 years and especially in the Rumeli area, some problems, genocide problems, and after east sections is Arabic problems lead together. And now, as you know, 1900 around new Turkish independent wars, until independent wars. I will explanation just one very important historical about this Ottoman Empire and our Turkish literary details. Yapacağımız sohbetin sohbeti demeyeyim, söyleşinin içerisinde ilk defa duyduğunuz, ilk defa duyacağınız bazı şeyler olacağını düşünüyorum. Şimdi bir kere görüşmeme, konuşmama, söyleşime başlamadan önce herkesten farklı bir uygulama yapmak isterim. Söyleşimiz bittiği zaman hepiniz çarıklarınıza davranıp çıkacaksınız, adım gibi elimi ve dinlemeyeceksiniz. O yüzden de sponsorlarımız Sayın Nebi Serbest, kendi patronum, Bordo grubun patronu Erkan Adakoğlu ve özellikle
burada bu çalışmamın çatısı altında geliştirdiğim ve zaman ayırarak uğraştığım bir arada sanat kafe Hikar bulundu. Onun yanında yine görev yapan seramik sanatçısı arkadaşımız Gökhan Gülmez oldu. Gerçekten Silifke için yeni bir soluk olduklarını şahsım adına gördüm. Hepinizin, belediyenin ve tüm yöre halkının bu insanlara da sahip çıkacaklarını biliyorum. Bakın şu minik objeler, o insanların görünmeli, yaptıkları ve özellikle İlker Kumunlu'nun Grifut isminde özel bir sanatla ilgilendiğini de bir Silifkeli olarak sizin aranızda enterne, Fransa'da, Londra'da, Belçika'da gördüğüm böyle bir çalışmanın aynısını burada bir sanata hevesli bir insanın yapmış olması kadar güzel bir şey düşünemiyorum. O sebeple de yine bu söyleşinin gerçekleşmesinde desteği olan bu insanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim transferimizde, transportumuzda bize destek veren Önder Gezer Avcı arkadaşıma da yine bizim emeğimizi, sıkıntılarımızı çektiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Baş mimar, belediye kültür müdürlüğü sorumlusu Sayın Üstün Zahim arkadaşımız, müdürümüz ve Yunus kardeşimiz, orada görev yapan ekip yine bize bu güzel imkanı sağladıkları için müteşekkirim. Hepiniz adına müteşekkirim. Sanatın her alanını destekleyecek insanlara bu ülkenin ihtiyacı var. Gün geçtikçe bu özelliklerden, bu sıkıntılardan maalesef muzdarip oluyoruz. O yüzden de bu Önder Atatürk'ün söylediği gibi çağdaş uygarlık yolunda tak surette sanatın ön planda tutularak, çünkü toplumun yaşayışının gerçek aynasıdır sanat. O sebeple de onun seviyesi ne kadar yukarıysa toplumun seviyesi o kadar yukarı, onun seviyesi ne kadar aşağıdaysa toplumun seviyesi de o kadar aşağı diye düşünüyorum. Bu sebeple de bu tip desteklemelerle burada aranızda bu konuyu gündeme getirme imkanı bulduğum için yine kendilerine, hepiniz adına, belediye başkanımız, kaymakamımız, ülke amirlerimiz ve burada görev yapan tüm devlet memurları adına da ben Üstün Bey'in nezdinde çok teşekkür ediyorum. Ayrıca hemen şöyle bakınca aranızda görüyorum. İnanılmaz mutlu oldum kendisinin Adana havalarından itibaren bu istikamete geldiğini takip ettim. Muhteşem bir heykeltıraşınız var. My friends, we have in Silifke is one monument person about his some monuments in the Silifke. They are making his some different arts. Değerli arkadaşımızı da, hocamızı, ustamızı da burada görmekten çok çok mutlu oldum. O yüzden de Silifke'nize yapılmış o güzel heykellerin geçmişte birkaç ay öncesinde başına gelenleri de hepimiz biliyoruz. Ama telafi edildi. Kendileri de gereğini yaptılar. O yüzden bugün özellikle heykelini de yerine koydu. Ben yürekten kutluyorum kendisini. Hoş geldiniz diyorum adamıza. Şimdi böyle bir girizgahtan sonra eğer uygunsa ışıkları açabilir miyiz? Ön tarafın ışıklarını. Ben hem sizi daha iyi göreyim, siz de beni daha iyi görün. Böylelikle konuşmamıza devam edelim. My friends, this analyzes the relations of Tepedeli and Galip Paşa with Western powers, namely French and Great Britain, in the light of the Ottoman archive materials and European travelers' accounts, Turkish primary ministry archives, and the Turkish historical library archives, all documentations. And I supported my documentation from Turkish some authors, some writers, some poets. I took lots of documentation, and then now I have an explanation detail little bit for you and translation for you. Evet, ben şöyle bir fotoğrafı muhtemelen birazdan yine yansımızda göreceğiz. Hepiniz tarihte mutlaka Tepedelen Ali Paşa'yı biliyorsunuzdur. Ama
Tepe denen Ali Paşa'nın buraya Silifke'ye geldiğinden haberiniz yoktur. Adım gibi eminim. Şimdi çok böyle hani ben gavur ellerindeyken falan diye anlatmayı sevmem ama burası çok önemli. Mahcup olduğuma mı yanayım? Bilgisizmiş gibi bir duruma düştüğüme mi yanayım? Yoksa böyle bir şeyden orada mutlu olduğuma mı sevineyim? Hepsini karmaşık yaşadığım küçücük bir anekdotumu anlatıyorum. Mayıs ayında Budapeşte'deyim. Birkaç tane edebiyatçı ve yazar arkadaşımızla beraber sohbet ediyoruz akşam. Ertesi günü de Andrassy diye bir caddesi var. Şimdiden gidenler vardır, biliyoruz orayı. Andrassy caddesi çok meşhur bir cadde. This is famous famous boulevard in Budapest, and Andrassy street. And then yesterday we are together eating something and drinking. We are conversation about the details, some famous places about this Hungary. And I learned. And after the day, I went over there and then I am sizing something. Şimdi bu bulvara gittim, geziyorum abi. Bir zurna sesi duydum. Hemen düzeltiyorum. Trombon tabii, zurnanın orada işi yok. Bir trombon ve trompet sesi duydum. Sese doğru yöneldim, müzik hastalığımız dolayısıyla. Bir sokağa geldim. Güzel bir konservatuvar. Konservatuvarın önünde John Elton'ın çok güzel bronz bir heykeli. Macarlar bronz heykelleri çok seviyorlar. Birçok ülkelerinde, birçok yerde bronz heykel görmek gerçekten mümkün. Ve George Elton'un heykelinin karşısında otururken biraz o müziği falan dinledim, çocuklar çalıyorlar. Azıcık girdim, içerileri gezdim falan filan. Oradan çıktım, bir baktım bronz heykel daha var azıcık daha ileride. Oraya doğru yürüdüm. Bir baktım o da Joseph Atilla. Yine Macarların çok meşhur bir şairidir. İnanılmaz güzel. 37 yaşında kendini trenin altına atarak intihar etmiş bir insandır. Psikolojik anlamda sıkıntılar yaşamış ama inanın böyle zirveye vurmuş bir altyapısıyla çok güzel, dünya çapında şiirleri olan bir şairdir Joseph Atilla. Biraz onun önünde oturdum. Azıcık o şiirlerini böyle tahayyül ettim, aklımdan geçirdim. I'm talking about this street near, again, is some poets. Firstly, musical person about George Elton. George Elton, again, living to Budapest. And then some musical school over there, and then he is maestro in the over there. And after the other monuments over there, is this monument is Joseph Atilla. Joseph Atilla again is a Hungary poet, very very famous poet. And after, sonrasında geçiyorum. Bir oradan bir şey daha gördüm, bir heykel daha gördüm. Ya dedim ki arkadaşım ben nereye geldim kendimce? O heykele doğru yürüdüm. Efendim, Andrew Ali, yine çok meşhur bir Macar yazar kendisi, şair. Andrew Ali'nin biraz heykelinin önünde oturduktan sonra, evet, oranın bir sanat sokağı olduğuna kanaat getirdim. Minik kafeler, inanılmaz güzel kütüphaneler, kitap alışveriş merkezleri falan böyle. Kendimden geçtim desem, kaç saat oralarda oyalandığımı hatırlamıyorum. And again, sizing over there some libraries and for children, for adults, and etc. etc. I am taking some monuments and going over and last one statues over there. Son heykelin önüne geldim. Böyle koltukta oturan bir şahıs, daha böyle baba bir görüntü. Şöyle bir baktım, Maurus Jokai. Evet, bir Patrona Halil kitabını hatırlıyorum. Eminim içinizde de bu kitabı okumuş olan insanlar vardır. Patrona Halil kitabını, tabii ki Patrona Halil isyanına bizim Türk kaynaklarından, Osmanlı kaynaklarından, bizim arşivimizden, kendi vizyonumuzdan değil, Macar yani başka bir vizyon ve başka bir açıdan bakarak yapılmış bir anlatıyla ortaya koymuş bir dokumentasyon Patrona Halil. Patrona Halil kitabını hatırlıyorum. Biraz orada oturduktan sonra o gün akşam yine arkadaşlarla bir araya geldik. Sohbet ediyor, muhabbete devam ediyoruz. Ben bu arada gündüzki hocam ne yaptınız işte Adransi Caddesi'ne gittiniz mi? Evet gittim. Ama dedim ben başka bir yol buldum. Oraya saptım, orayı gezdim biraz falan filan. Neyse
Dediler ki evet orası sanat caddesi, arasanız da bulamazdınız, gayet de güzel olmuş, isabet olmuş. Dedim ki bu kadar şeyin içerisinde en büyük heykel orada Mavruz Jokai'nin heykeliydi. Peki bu Mavruz Jokai ile alakalı işte ben hani siz neler biliyorsunuz falan demeye kalmadı. Bana söylediklerini söylüyorum arkadaşlar. Dediler ya yani Aslan'ın diye bir kitabı var Mavruz Jokai'nin okudunuz mu? Bunu söyleyen Macarlar ha. Yani bizim arkadaşlarımızdan da var orada. Ben de işte o anda okumamanın ya da onu bilmiyor olmanın böyle bir eksikliğini yaşadım ama dimdirekte söyledim. Hayır o kitabı ben okumadım dedim. Dediler ki hocam onu yarın size getirelim bir bakın falan çok çok da güzel bir kitap belki patrona halinde devamıdır falan diye o kitabı hemen getirdiler ertesi günü. Şimdi patrona haliyle alakalı hepiniz okumuşsunuzdur eminim. Burada olan insanların çoğunun biblioman olduğunu düşünüyorum. Yani bir kitap hastalığı olduğunu biliyorum. O sebeple de buradasınız. Bu paylaşımlarımızda ben bugün sizi aslında kandırdım buraya çağırırken. Normalde sizin için bir kitap hakkında söyleşi dedim ya. O kitap bu. Yani Mavruz Jokai'nin Yan Yaslanı kitabı aslında. Fakat burada gördüğünüz bütün kitapları ben size bugün anlatacağım. Yani kusura bakmayın kaçacak da bir yeriniz yok. Bir saat 15 dakika esir aldım sizi. Şimdi patronun haliyle alakalı birkaç sayfayı size okumadan önce özellikle bu anekdotun devamını getireceğim. Diyeceksiniz ki buranın Silifke ile ya da mağaralarla buraya kadar ne alakası var? Evet tam oraya geldik. Şimdi Mavruz Jokai aslında Türkiye'de tercüme edilmiş Çingene Baron isimli bir kitabıyla daha çok tanınır. Eminim birçoğunuz Çingene Baron'u okumuşsunuzdur. Patron-ı Ali yine bir sonraki, Yan Yaslanı da daha sonraki. Patron-ı Ali ile Yan Yaslanı aslında birbirine bağlı olan bir kitap. Fakat neresinden bağlı olduğunu yine birazdan olay örgüsünü size aktarırken o bölüme geçelim. Mavruz Jokai 18 Şubat 1825 doğumlu. Yine doğduğu yer bazı kaynaklarda Slovakya, bazı kaynaklarda Macaristan diye gösterilir. Halbuki ben onu işte Slovak arkadaşlarımla burada da çözdüm. Şimdi Slovakya'da bir şehir var. Sınır şehri. Ben de oraya gittim, gezdim, gördüm. Bu sınır şehrinin bir adı Komarno, diğer adı da Komaro. Ve şehir ikiye bölünmüş. Tuna Nehri kanal marifetiyle şehir ikiye bölünmüş. Kuzey tarafında olan bölüm Slovakya'da kalmış, güney tarafında olan bölüm ise Macaristan'da kalmış. Şimdi Komarno ve Komaron bölümüne göre Mavruz Jokai'yi Slovakya doğumlu olarak da addedenler var ama aslında hiçbir ilgisi yok. Bölünme sebebiyle öyle Slovaklar sahip çıkmışlar ona. Fakat Macaristan asıllı kendisi. I am talking about his Mavruz Jokai birthplaces. We discussed before, you know, about his Komarno difference between and I said divided to Duna rivers about. And hemen arkasından romancının bir dramatik bir yazar olduğunu, özellikle de bu konuyla alakalı yani Osmanlı'nın Lale Devri, Lale Devri'nden sonraki bölümüne bakarken de yine bu konuyla alakalı bölümlere baktığı için dramatik bir yazar olarak bildiğimizi söyleyebilirim. Şimdi Patron Ali ile alakalı şöyle minik küçük bir iki hatırlatmayı ne için yaptığımı lütfen merak etmeyin. Emin olun hepsi buradaki kitaplarımızın tamamı tüm bağlarıyla Yan Yaslanı kitabına akople olacak. 28 Eylül 1730 tarihinde Sultan 3. Ahmet'e karşı bir isyan. Padişahın İranlıların muzaffer ordularının karşısına çıkmakta tereddüt etmesi halkı ve orduyu ayaklanmaya teşvik etmiş. İsyan Yeniçerilerin kampında başlamış. Elebaşı yoksul bir Arnavut denizci olan patronu Halil. Şimdi aynı kitap içerisinde yine atıflar var. Ben bu atıfları çok fazla şey yapmayayım çünkü konuşmamız 15 dakika geç başladık biliyorsunuz. 15 dakikayı ben buradan telafi edeceğim. Efendim Patron Halil isyanını hepimiz tarihten biliyoruz. Olayın bitme ve Patron Halil'in öldürülme şeklini size burada bu kitaptan aynen şu bölümde okuyorum.
Porselen odanın kapılarını örten perdeler açıldı. Kısa süre içerisinde iki adam içeri girdi. Sultanın tahtına doğru yaklaştılar. Karşısında diz çöküp sultanın eteklerini öptüler. Mahmut tahtında oturuyordu. Kaba kulak ellerini çırptı ve bağırdı. Kaftanları getir. Bu sözler üzerine bitişik odada gizlenmekte olan Halil Pehlivan ile yanındaki 32 yeniçeri ortaya çıktı. Ellerinde kılıçları vardı. Mahmut olacakları görmemek için yüzünü kapatmaya çalışıyordu. Halil, ihanete uğradık diye bağırdı. Musli, Halil'in önüne geçerek Halil Pehlivan'ın arkadaşına yönelen ilk darbesini kendi üzerine aldı. Kendi adını benimkinin üzerine yazman bir işe yaramadı, patrona diye gürledi de Pehlivan. Bir yandan da büyük palasını başın üzerinde savuruyordu. Halil, kuşağında gizlediği hançerini çıkardı, Pehlivan'a doğru savurdu ve sol omuzundan yaraladı. Bir süre sonra ise aldığı ölümcül darbeyle kendini yerde buldu. Şimdi patrona Halil'e Manuşo Kahin'in ya da Avrupa'daki bazı yazarların bakış şekli, bizim ülkemizde yazılmış bazı yazılar, tezler, araştırmalar ve romanlar da dahil olmak üzere aynı pencerede değil arkadaşlar. Ben bunu çok net bir şekilde gördüm. Şimdi taraflı davrandığımız birçok konu var. Bunu biz Cumhuriyet tarihi içinde yapıyoruz, Osmanlı tarihi içinde yapıyoruz, Yunan tarihi içinde yapıyoruz. Biz yazınca başka türlü yazıyoruz. Yunan tarihinde yazan insanlar başka türlü yazıyor. Bakın size şuraya iki tane kitap koydum. Dikkatinizi çekti mi girdiğinizde? Bu iki kitap da benim yine sohbet konum. Sizi Anadolu'ya dönmüş, yönümü Anadolu'ya dönmüş olarak kabul ediyorum. Bu taraf Mezopotamya, Arap ve Osmanlı Hicaz demir yolunun olduğu bölge ve o kitap. İşte o çok iyi tanıdığınız Janet Walsh'ın yazmış olduğu kitap ve Gertrude Bell'in içinde fotoğrafları, albümü, arşivi, kayıtları, sınırları, işte Faysal'ı Irak Kralı yapması, hatta ve hatta 21 Nisan 1990'da yakılan ve yıkılan Bağdat kütüphanelerinin kurucusu Gertrude Bell. Ben Silifkelileri yoklama çektiğim zaman, Silifkelileri kontrol ettiğim zaman Gertrude Bell'in Silifke'ye çok özel fotoğraflar kazandırdığını, arşivinde çok özel fotoğraflar olduğunu söyleyerek onunla övündüklerini gördüm birçok zaman. Ama biraz sonra o kitabı size anlattığımda merakınızı biraz daha celbedeceğim. Diyeceksiniz ki o kitabın Silifke, bölge, Osmanlı falan nasıl bağlantısını kurarsanız siz kurun. Çünkü Ottoman Empire, Ottoman Empire about the east sections some wars starting to Arabic persons and the west sections some wars starting to Balkan Rumelia area is great Bulgaria and the Albania and etc. etc. Okay, I want explanation about this book. This books. This book is about this Rumelia area books details. His Kazantzakis writers is Kazantzakis. Nikos Kazantzakis, El Greco'ya Mektuplar. Duyduğunuz ve bildiğiniz bir kitaptır eminim. Okuyun, okuduğunuz zaman ağır gelebilir, zor gelebilir ama inanılmaz güzel atıflar ve yaklaşımlar var. Girit Adası'nı anlatıyor. Girit Adası'nda size Müslüman kadınlarla, Türk askerlerle, Osmanlı dervişleriyle oradaki kilise papazlarının ilişkilerini ve bir aradaki yaşamlarını anlatıyor size. Anlatırken zaman zaman İstanbul'a diyor ki İstanbul'un önünden yani Boğaz'dan geçerken böyle yapıyor. Ey orospu şimdi sen Türklerle yatıyorsun ama bir gün gelecek yine bizimle yatacağız. Bu şekilde yapılan konuşmaların bizzat Nikos Kazantzakis bizzat El Greco'ya Mektuplar kitabının içerisinde o dönem içerisinde Yunanlıların, Rumların Balkanlarda yaratmaya çalıştıkları şeylerin neler olduğunu o insanların gözüyle göreceğiz. Bu tarafa daha sonra gelecek. Gertrude Bell'in eminim ki birçoğunuz Arabistanlı Lawrence'ın akıl hocası olduğunu bilmiyorsunuzdur.
Arabistan'da doğumlusu Zivana'dan çıkartan, ona her türlü aklı veren Gertrud Bell'dir. Yani burada mağaraları, Perslerden kalan, Kilikya'dan kalan yerlerin kayıtlarını alan insan, fotoğraflarını çeken insan. Malatya'ya benim köyüme gitmiş. Benim köyümde Beypınar'ın fotoğrafını çekmiş kadın. İzmir'de yaşıyorum. Kadife Kale'nin fotoğraflarını çekmiş. Kadın gitmedi yerde. Kayseri'ye gitmiş. Pınarbaşı'nda bilmem nerenin fotoğraflarını çekmiş. Bizim saf saf Osmanlı askerimiz buna eskort etmiş bu insanı. Yedirmiş halkımız, içirmiş insanlarımız. Ama o gitmiş Irak'ta, Suriye'de. Haritayı çizmiş abi. İngiliz lobisini Fransızlarla beraber hatta Almanlara soluk aldırmamak için. Çünkü neden? Hicaz Demiryolu hattını kuranlar kimdi? Almanlardı bize. Bunların önüne geçmek ve oradaki petrolü el koymak için yapılmış çalışmaların tamamıyla kendisidir. O kitabın içerisinde onu film olarak da izlemişsiniz. Çöl Kraliçesi'ni film olarak da biliyorsunuz yayınlandılar. Aklınızda bulunsun. Hem kitabı hem onu okuduğunuz zaman Osmanlı ile alakalı kıskacın nasıl ortaya çıktığını, bu ilişkilerin de hem Silifke'den hem de ülkenin diğer bölümlerinden nasıl bir araya geldiğini, bağlantısını eminim çok daha açık ve net göreceksiniz. Şimdi bu arada bu kitabı tanıyor musunuz? O kadar güzel değerleriniz var ki Silifke ve Taşucu'nda o kadar güzel değerleriniz var ki o kadar güzel insanlarınız, sanatçılarınız, edebiyatçılarınız, yazarlarınız var ki ben yıllardır bu insanları takip ederek, bu insanların dokümanlarını inceleyerek, bu insanların buralara yaptıklarını en gençlerinden, Gökhan Ölmezoğlu'ndan tutun da Ahmet Hoca'ya varana kadar hepsinin kaynaklarını bir bir didikleyerek bu şu konuyu size getirdim. Biraz sonra konunun Silifke ayarına geldiğimiz zaman daha iyi algılayacaksınız. Kitabın içerisinde, bu kitabın çok güzel bir kalite, çok güzel bir detay. Handikaplar var mı? Elbette bütün kitaplar da vardır, onun da vardır. Ahmet hocamın, keşke bugün burada olsaydı, geçen hafta görüştük ama uygun olmadığı için gelemedi. Çok arzu ettim, buraya gelsin. Profesör Ahmet Önal, Münih Üniversitesi'nde yıllarca görev yapmış. Aynen, what is this book? This book about is Kilikya and the Taşeli plateaus and this area. You know, in the air positions, everywhere is stone, everywhere is historic places. Geçen gün Kayacı Vadisi'nde bir yangına gittik. Sayın Müdürüm, Bilal Müdürüm de burada, Orman Bölge Müdür Mavinimiz, İşletme Müdürümüz burada. Kayacı Vadisi'nde bir yangına gittik. Gidip koordinattan tekrar Silifke'ye dönene kadar size söyleyebilirim ki 5 tane tarihi alanın üstünden böyle adım adım geçtim. İnanamıyorum ya. Böyle bir coğrafyaya sahipsiniz ve bu coğrafyayı da böyle yakinen kitapların içerisine koymuş. Osmanlı'nın son dönemine kadar olan bu bölgedeki tarihi bölgeler hakkında benim de dokümanıma kaynak olarak kullandığım bu muhteşem kitabı ayrıntısıyla okuduğumu söyleyemiyorum ama bibliografyasından itibaren detaylı bir şekilde kitabı inceledim. Ve bu insanla, Ahmet Hoca'yla, Profesör Ahmet Önal'la ben bir ülkedaşı olarak, bir memleketlisi olarak sizin de eğer kabul ederseniz 6 yıldır fahri hemşehriniz olarak ben o insanla gurur duyuyorum. O insanla gurur duyuyorum. Bu büyük heykel tıraşımızla gurur duyuyorum. Buradaki şair ve edebiyatçılarımızla 2 yıl önce Taşkonak'ta bir toplantıda tanışmıştım birçok arkadaşımızla. Onların neler yapmaya çalıştıklarını da görmüştüm. Belki devam etmedi, belki toparlanamadı ama eminim her şeyiniz var. Şeker var, un var, helva, su. Helvanın bir tek kavrulması gerekiyor, başka bir şey değil. Maestro, birisi öne geçecek, işte buna belediye mi öne ayak olur, başka birileri mi, bir birlik, grup, bir şey mi kurarsınız, ne yaparsınız? Yapılacak o kadar çok şey var. Ben dışarıdan öyle görüyorum. Ama artık kendimi de dışarıdan farz etmiyorum. Bu konunun içerisinde din direkt kendimi Silifke'nin içine soktum. Şimdi, daha sonra bazı kitaplar daha var. Bunlara da gireceğim tekrar. Şimdi, Lale Devri'ne Patronahil isyanına tekrar geri dönüyorum. Efendim, Patronahil öldürdükten sonra karısı Gülbeyaz. Hatırlıyor musunuz? 1. Mahmut zamanında haremden kovulmuş bir gözde vardı tarihte. Gülbeyaz adı onun.
özelliği de şu. Efendim kadın, kadın modunda değil. Neden? Padişah kendisiyle yatağa girdiği zaman efendim kadın bir anda ölü moduna geçiyor. Gerçekten kalbi duruyor. Beyazlaşıyor ve pelte gibi düşüyor yere. Padişah kucaklıyor onu, yatağına koyuyor. O istek ve arzunun havası, aurası ortadan kaldıktan sonra kadın yeniden kendine geliyor ve normale dönüyor. Dudak rengi, yüzü, göz altları, cildi, kanı ve kalp atışları normale dönüyor. Efendim defalarca denemesine, defalarca bunun tecrübe etmesine rağmen başarılı olamıyor. En sonunda bu kadını satmaya karar veriyor. Gönderiyor İstanbul'da, Dokuzlar Pazarı'nda bu hatun bu gözle satılıyor efendim. Kim alıyor? Patronun hafif kendisine Yunanistan'dan gelme bir iş adamının vermiş olduğu 5000 altın var. O 5000 altınla kalkıp bunu satın alıyor orada. Ama çarşıdaki kimse de satın almıyor. Parası olanlar bile satın. Çünkü korkuyorlar. Neden? Padişahın gövdesi. Yanmasa mısın? Padişahın gövdesini yani. Mümkün mü böyle bir şey? Evet efendim, patronun hafif bunu alıyor. Daha sonra evinde belli bir süre, belli bir zaman geçtikten sonra, aralarındaki samimiyet arttıktan sonra bu duruma düşmüyor efendim. Kadın bu duruma düşmüyor. O insanla bir evlat sahibi oluyor. Evlat sahibi oldukları sıra patronu Halil sarayda, deminki bahsettiğim düzenekte patronu Halil öldürülüyor. Gülbeyaz çocuğuyla beraber kalkıyor. Bir bölgeye taşınmak ve gitmek suretiyle her gün Halil gelecek diye beklemeye devam ediyor. Sofrasına bir tabak daha koyuyor. Yatağa girdiği zaman Halil'e sarılarak uyuyor. Oğlu büyüyor, ve bunu görüyor. Annesinin bu davranışını önce bir hani hastalık, bir sıkıntı olduğunu, halbuki daha sonra onun gerçekten bir şeyle yaşadığını düşünerekten artık bir şey söylemiyor annesine. Çocuğun adı Behram. I continue to my history about this Tepedelen Ali Paşa. And same time this patron Halil problems in the Ottoman Empire. And after starting to Tepedelen the problems in the Yanya around. Bu minik saptamanın hemen arkasından Tepedelen'in hayatıyla alakalı 1600'lü yıllar, 1500'lü yılların sonunda Osmanlı İmparatorluğu Avrupa ortalarında savaşlara ve gazalara gittikleri sıralarda Kütahya'dan bir şahıs, Nazif isminde bir şahıs oraya gidiyor. O savaşta o da orada kalıyor. Orada kendisine bir Arnavut kadın buluyor. O kadınla evleniyor. Birinci jenerasyon geçiyor. İkinci jenerasyon derken üçüncü jenerasyon içerisinde Tepedelen Ali Paşa dünyaya geliyor. 1830'lu yıllarda. Tepedelen Ali Paşa daha sonra orada yani Arnavut kökenli olarak dünyaya geliyor. Yaşantısı içerisinde kimisi kendisinin gerçek bir Osmanlı paşası, kimisi de onun bir çeteci. Oralarda astı kestik gibi bazı kaynaklara göre böyle, diğer kaynaklara göre böyle. Bakın bir yan yaslanı daha var. William Plummer, Güney Afrikalı, İngiliz kökenli bir yazardır. Yani aslında o da yazmış, o da başka bir pencereden bakmış. Şimdi yani aslanı ile alakalı kitapları eminim ki elinizdeki kağıtların arka tarafında notlar bölümü var. Notlar bölümünü görmüşsünüzdür, kaleminiz de vardır. Eğer bunları not ederseniz, etmeseniz de canınız sağ olsun, hepinizin mail adreslerini, telefonlarını almaya çalıştık. Bunu da şunun için yaptım. Bir sonuç bildirgesi hazırlayarak bunu size tekrar ulaştırmak için bunu aldım. Burada yaptığımız işin böyle kalmasını istemiyorum. Sonuç bölümünde üstün zayin nezdinde tekrar Silifke Belediyesi'ne bazı atıflar bulunacak. Şimdi Tepedelen Ali Paşa büyüyor, yumrahlaşıyor, işte seviyor, asıyor, kesiyor, biçiyor, öldürüyor, yapabileceği her şeyi yapıyor falan derken 1818'li
yıllar sırasında bir korsan gemisine, kendi gemileri tabii bunlar, kendi korsan gemisine binerek Silifke dolaylarında Suda Koyu diye bir koya demir atıyordu. Suda Koyu'nu bilen var mı içinizde? Ben bulamadım. Hocam doğru tespit değil mi? Eğri bir koyu. Ya beraber bir cümle açabiliriz ama. Hayır, o biliyorsun doğru tespit değildi zaten. Ya. Şimdi Suda Koyu'nu bulamadık. Araştırmaya devam edeceğiz. Mutlaka bir kaynaklardan, bir yerlerden bulacağız. Tepe denemle atından tekneyi, teknenin suya, karaya yanaşmasını dahi beklemeden atıyla atıyor kendisini suya ve 1200 hareketinden sonra atın karaya çıkıyor. Yarım saat dört nala sürerek Silifke'de bir mağaraya geliyor. Mesafeye bakarak Eylübük Koyu civarından atla dört nala yarım saatte Silifke civarında bir mağaraya gelmenin mümkün olduğunu zaman olarak bir hesapla kesmiş olduğunu söyleyebilirim. Bu hesabın içerisinde de şey var. Tabii ki atın dört nala koşması insanın yürüyüşüyle alakalı bir hesaplama var. Şimdi Ebu Buhar tarikatı diye bir tarikat var efendim. Silifke ve dolaylarında 1800 ve 1850 yılları arasında birçok ilim ve içtihat sahibi, dini ve tarikatlar konusunda bilgi sahibi olan insanlar bu konuyu paylaştı. Ve geri dönüp bekliyor. Mutlaka bir yerden çıkacaktır. Nimetullah tarikatı diye bir tarikat da yan yadalar. Evet, Nimetullah tarikatı ile alakalı bilgi var. Elimizde kaynak var. Ama Buhar tarikatı ile alakalı bu bölgede herhangi bir kaynak yok. Tepe denenli Ali Paşa atıyla oradan atlayıp dört nala koşarak Silifke'de bir mağaraya önce bir dervişin yanına geliyor. Şimdi bu da peşten geri dönüyor. Arkadaşlar akşam o hanımefendi, o beyefendi bana bu kitabı getirdiler. Abi kitap Türkçe. Bu kitap abi. Bana bu kitabı getirdiler. Bakın. Ben 6 yıldır bu bölgede, bu mağaraların üstünde uçan bir adam olarak orada tüylerim diken diken oldu. Eğer sizler de birer silip geliyseniz, buyurun sayfayı size gösteriyorum. Silifke mağaraları diye başlıyor daha birinci sayfa. Hemen okuyorum. Sıkılmayınız, olay örgüsünü kuruyorum. Akabinde neticeye varırım. Önümüzde Silifke'nin vahşi, konuk sevmez, çorak mağaralarla dolu vadisi. Münzevi bir hayat isteyenler için ideal çünkü canlı yaşamına ait bir şey bulmak mümkün değil. Dibinde diz boyu otlar bitmiş kayalar, eski çağlardan kalma lahitler gibi. Bağnaz dini fanatizm ya da batıl inançlar gibi sinir bozucu. Sonsuza kadar sürecek bir lanet havayı sarmış. Bunaltıyor. Sanki Tanrı sol eliyle yaratmış. İnsanoğlunun yaşamasına elverişsiz, çorak, dev kayalar etrafta. Buraları çok az insan ziyaret eder. Zaten insan burayı neden ziyaret etmek istesin ki? Etrafta insanın yüreğine hitap edecek hiçbir şey bulunmaz. Yaban hayvanları bile burada yaşamayı sevmez. Bazen yaz sıcaklarından kaçan bir aslan avını yemeye gelir buraya belki ama karnını doyurur doyurmaz kendi kükremelerinin yankılandığı bu vadiden kaçıp gider. Bazı cesur yolcular buraya tek başlarına gelseler de ürkütücü hava onları çabucak ayrılmalarına neden olur. Tarihi dokuyu şöyle bir inceledikten sonra arkalarına bakmadan kaçarlar. Burada görülecek ne var ki zaten? Kimin, ne zaman ve neden yaptığı belli olmayan bir yıkık duvar veya delinin kendi elleriyle taş parçalarını üst üste koyduğu, bak işte sizin görüyor musunuz? Kilikya'dan bahsedilen, Perslerden bahsedilen bir bölge için bir bakış, bir vizyondur bu. Maur Jokhai'nin vizyondur bu. Çünkü tepedelenlikle yaşadığı aynı dönemde Maur Jokhai Silifke ve bölgesine gelerek bu kitabı yazıyor.
Ve ben bu kitabı Budapeşte'de oradaki insanlardan öğreniyorum. Hicap duyduğum konu bu. Keşke ben bunu burada kendi yazar, kendi şairlerimiz, kendi insanlarımızla öğrenseydim. Devam ediyorum. Vadinin kuzey ve güney uçları dünyanın geri kalanından bir kalenin uçları büyüklüğünde kayalarla ayrılmış, sadece tepeye yakın bölgelerde yerden birkaç yüz metre yükseklikte zayıf bir bitki örtüsü. Benden daha iyi bilen yok. Bölgeleri havadan gezdiğim için. Büyük kayaların üzerindeki karanlık delikler yan yana dizilmiş gibi duran pek çok mağaranın giriş kapılarıdır. Sanki tufan öncesi insanların yaşamak için yaptıkları oyuklar gibi. Tabanları insan ellerinin çıkmak istediğini anlatmak ister gibi pürüzlü, düzensizdir. İçlerindeki kemerli oyukların dizilişi olağanüstü güçlerin çalışmasına benzer. Mağara girişlerinde üçü zafer takı falan filan diye devam ediyor. Efendim, hemen şu bölüme geliyorum. Mağaralardan en büyüğünün bazen insan sesine benzer sesler çıkardığı bilinir. Var mı atalarınızdan, dedelerinizden duymuş olduğunuz böyle bir rivayet? Mecburuz rivayetlere dönerek, atadan dededen kalma anlatılara bakarak bu seslerin geldiği mağaranın hangi mağara olduğunu söylemeye. Dikkat! Tepelerde sürülerini gezdiren çobanlar mağaraların sesini dinler. Kimi zaman bir odaya doluşmuş yaban arılarının seslerini andıran, kimi zaman yükselen de mağaralarda kaybolmuş rüzgar şeytanlarının çığlıklarına dönüşen bu seslerden ürker. Sam geri mağaralara dolup boşaldıkça sesleri alıp dışarı taşır. Bir keresinde arkadaşlarından daha cesur bir çoban mağaraya girdi, ateş yaktı. Bu meydan ürkütücü davranış mağaranın cinini uyandırdı. Ve içeriden sesler duyuldu. Çobanın sesi değildi yankılanan. Gizemli ve fısıltıya benzer bir ses. Kendini bilmez çoban, yok eden cinin sesiydi. Buraya bir saptama yapıyorum. O tarihlerde cin diye belirtilen, aslında insanlara iyilik yapan, kötülere karşı engellemeler yapan, şimdilerde bizim adını evliya olarak bildiğimiz kişi. Ama o dönemlerde, o zamanlarda cin diye nitelendiriyor. Konuyu dinlerken zaman tünelini dikkate alarak bunu yapalım. Çünkü biraz sonra bir şey anlatacağım. Başka şey, başka satırlar yapacağım size. Bir keresinde haydutlar mağarada öldürüp soyacakları adamları beklemekteydiler. Bir anda gök kubbeyi sarsan bir kükreme arkasından şu sözler duyuldu. Allah'ın gözü üstünüzdedir ve cehennem ateşi ruhlarınız için beklemektedir. Haydutlar arkalarına bakmadan mağaradan kaçıyorlar. I am talking about our books in details, little bit history about this around Silifke caves. You remember we take some videos Silifke caves. Details in Silifke caves, some little bit history. Okay, I'm continuing. Bu görünmez cinin sesini sadece kötü insanlar duymazdı. Kalbi kırıklar, acı çekenler işitir. Kimisi derman bulurdu. İnsanların uzun uzun uzadıya dert anlatmasına gerek yoktu. Cin onların sırlarını okur, içlerinden geçeni bilirdi. Onlara akıl verir, çoğunlukla evlerine huzur bulmuş vaziyette gitmelerini sağlardı. Diye devam ediyorum. Ve hemen atlayarak şuraya geliyorum. Zamana bakarak yapıyorum bunu. Mağaranın ağzından deliklerden 40 basamaklı bir merdiven uzanır. En alt basamak artık gün ışığı kaybolmaktadır. O boşluk ortasında kocaman bir delik bulunan bir kaya ve bir mihrap durur. Dindar kişiler kayadaki deliğe darı ya da pirinç taneleri koyarlar. Ertesi gün geldiklerinde cinin bıraktıklarını almış yerine Osmanlı'nın en zengin günlerinden gümüş lirayı bırakmış olduğunu görürler. Efendim bu tarih Lale Devri'nden 30 ya da 40 yıl sonra olan. Bu ayrıntıyı gözden kaçırmayalım. Çok önemli. Çünkü Osmanlı'nın en zengin günleri diyor. Dikkat! Patronu Halil İsyan'ı Behram. Birazdan geleceğim tekrar buraya. Yarım yüzyıldır prensler, paşalar,
generaller, din adamları ve ulema takımı dünya ötesi şeyleri bilen bu cinin mağarasına ziyarete gelmeyi alışkanlık haline getirirler. Cin bazılarına ölümü haber verir, bazılarının da düşmanlarını korurdu. 1819 yılında Samyeri mevsiminden hemen sonra bir korsan gemisi Silifke yıkıntılarının görülebildiği Suda koyuna girdi. Korsan gemisi Fransız bayrağı taşımasına rağmen mürettebat Arnavutlardan oluşuyordu. One ship is coming to Silifke Nears, Silifke Seniors, and then some person Ali Paşa in get out position over there, and then his horse, we together is very fast position coming to Silifke Cave, big cave, okay, and continue. Tayfalardan bazıları fırtınanın harap ettiği güverteliği temizliyor, sahilde gemi vesaire diye yelkenli devir atıyor, denize en büyük sandalda indiriyor, sandalda 4 kürekçi, 20 silahlı korsan ve korsanların her birinin rütbeleri yüzlerinden belli, silahlı adamlar tekneyle beraber neredeyse 80 yaşında, tayfalarına göre daha kısa boylu ama sağlam, geniş omuzlu, bileği güçlü olduğunu belli eden, göğsüne inen beyaz sakalından anlaşılan, yüzü sakin, bakışları delici, kolay kolay korku bilmeyen yüreğe sahip bir insan. Tepe denenli Ali Paşa atıyla ne diyor abi? Geliyor Silifke'deki mağaraya, atlıyorum orayı. Yaprakları kurumuş zeytin ve incir ağaçları arasında yol alıyor. Bu satırı okuyarak da mevsimin hangi mevsime geldiğini az çok tahmin ediyoruz. Normalde benim bildiğim zeytin yaprakları kurumaz, doğru mu? Ama hani yere dökülmüş, kurumuş anlamında söylüyor bunu. Mevsimi de biraz oradan tahmin edebiliyoruz diyebilirim. Hemen şöyle Erbuhar tarikatından bahsediyor. Efendim oraya geldiğinde, orayı biraz daha kısa geçeyim sizin için. Bir derviş, daha önce yan yadan Nimetullah tarikatından bir derviş gönderiyor buraya. Buradaki derviş Erbuhar tarikatından, yeri belli. Tepe delenli direkt onun yanına geliyor. Geldiğinde kapıya tekmeyle vurup içeri giriyor. Tepe delenli acımasız bir insan. Bir girdiğinde tarikat dervişinin belden yukarısının çıplak ve abdest almakta olduğunu görüyor. Elini yıkayıp ağzına götürdüğünde ne manaya geldiği duvarda yazıyor. Ayağını yıkadığında ne manaya geldiği duvarında yazıyor. Başını ya da ensesini meshettiğinde ne manaya geldiği duvarda yazıyor. Tepe delenli abdest almayı beklerken bu yazılanlar okuyor. Abdest bitiyor. Tepe delenli dervişe diyor ki beni cin mağarasına götür. O da kalkıyor diyor ki ben gelirim ama mağaraya girmem. Tepe delenli'nin önüne düşüyor. Yürüme mesafesi 15 dakika. Bakın. Dervişin kaldığı yerden bu sefer mağaraya 15 dakikada çıkıyorlar. Tepe denenli mağaranın ağzından aşağıya doğru iniyor. Karanlık oluncaya kadar ey cin neredesin diye orada sesleniyor. Cin ona Ali önce kılıcını kınına sok. O da diyor ki kılıcın kınında. Kılıcın kuşağında diyor, onu kınına sok. Ali kılıcını kuşaktan çıkarıyor, tekrar kınına sokuyor. Ondan sonra ne için geldin diyor. Bana geleceğimi oku diyor. Ben ne olacağım? Cin ona birkaç telkinde bulunduktan sonra Ali'nin onu dinlemediğini, anlamadığını düşünerekten diyor ki benim sana söyleyeceklerim bu kadar. Ama diyor, seninle barış içinde ayrılmak istiyorum. Elini uzat, tokalaşalım. Tepe delenli elini cine doğru uzatıyor. Cin elini tutup sıktığında tepe delenliye bakıyor ve aynen şu lafı söylüyor. Ali, şimdiye kadar benim elini sıktığım insanlar içerisinde bir tek tepe delenli Ali kaşını dahi kıpırdatmamıştır. Ali de diyor ki, şimdiye kadar benim elimi bu kadar ancak bir tek Behram sıkabilirdi diyor. Patron Ali, Gülbeyaz, evlat Behram,
cin, suda koyu, cin mağarası, Elbuhar tarikatı. Elbette bir roman, elbette bir Macar rapsodisi belki. Ancak tüm bunların gerçek tarihten alınma olduğunu, Mauro Jokai'nin de bunu Avrupa'da şimdiye kadar sayısını bilmediği, emin olun bulamadım. Kaç dile çevrildiğini bilmiyorum. Ama biz bu ülkede, biz burada Silifke'de sanatla, edebiyatla, yazım işlemiyle uğraşan insanların içlerinden birisi de ben olarak kendimden uzaktı. Bunları bilmediğim ve öğrenemediğim için. Şimdi, Tepe Denenli Ali için bu kitabı hepimiz biliyoruz. Hepimiz okumuşuzdur, küçükken de okumuşuzdur, çocuklarımıza da okutuyoruz. Monte Cristo Kontu. Hatırladınız mı? Alexander Dumas. Alexander Dumas'ın yine Tepe Denenli Ali Paşa hakkında monografisi vardır. Fransızca yazılmış bir monografisi vardır. Sayfasında şunu söylüyor. İsmi Hayde olan bu esrarengiz kız özel bir dairede oturmaktaydı. Genç Albert'e göre Hayde, küçükkenden beri Sultan Mahmud'un yanında yetiştirilmiş ve sonra Sultan tarafından konta hediye edilmişti. Hayde, Tepe Denenli'nin kızı arkadaşlar. Hayde babasının yanındayken Avrupa'nın en ünlü, 1800'lü yılların en önde gelen ozanlarından bir tanesi Tepe Denenli'yi ziyarete geliyor. Yan yana. Bu kitabı okudunuz mu efendim? Gördünüz mü bu kitabı? Don Juan. Lord Byron. Hemen bir bölüm okuyarak devam ediyorum. Güvenmeyin Franklere. Özgürlüğünüze kavuşmak için tüccardan başka bir şey değildir onların kralları. Kendi kılıçlarınızı ve bileğinizin gücünden başka bir yerden ummayın yiğitliği. Ancak Türk gücü ve Latin düzenbazlığı kıracaktır. Büyük de olsa kalkanları. Lord Byron. Şairler şairidir. Efendim, okumuş olan arkadaşlarımız, konuda yetkin olan insanlar bunu kesinlikle bileceklerdir. Şimdi bir satır daha okuyorum. Juan ve Hayre gözlerini birbirlerinin gözlerinde tüm duygularını içeren dilsiz bir sevecenlik içerisindeydi. İkisi de arkadaş, çocuk, sevgili, kardeşmişçesine iki temiz kalbin birbirine aktığı andaki o duygular karışımının en güzel dışa vurumuydu. Öyle çok sevdiler ki birbirlerini neredeyse bu tatlı aşırılığı kutsallaştıran bir sevgiyle, ölümsüz bir esirgemek isteği gücüyle. Bir kez Hayde aklına takılmıştı. Gariptir ki unutmamıştı onu daha. Bu da pek görgüsüz bir görünmesinin nedeniydi. Sarayına gittiği Juan'ın kendisine borçlu olduğu istemini veren yüz beyaz başladı. Gözlerinden de kızarmaya. Sonra bir ölü gibi soldu, ardından yine kızardı. Ben bu satırları Don Juan'ın satırlarından, Gülbeyaz'ın saraydaki o ölme anlarını Don Juan'ın şiirlerine okuduğumda ve bunu Tepe Denenli'nin kızıyla birleştirdiğinde tüylerim diken diken oldu arkadaşlar. Sizinle de zevkle ve keyifle paylaşıyorum bunu. O elinizdeki not kısımlarının arkasına bunları tek tek not ederseniz emin olun bu kitaplardan Taşeli Platosu, Silifke Mağaraları adına gurur duyacağınız bir tablo özellikle kütüphanenizde bulunduracağınızı düşünüyorum. I'm talking about again this book. This book again is Lord Byron in English author. English author again coming to 1800 around, coming to Rumelia area and then discussing to Ali Pasha. And same time, he loves Ali Pasha's daughter, Hayde. I explained some poem about his Don Juan books, okay? Şimdi efendim,
Hemen sağında, bu arada sıkılan var mı? Daraldıysanız hemen bırakalım, kalkıp gidelim elimize. Yok, bırakmam mümkün yok. Buyurun. Bir topun uzak tutayım. Korkuttun mu? Özür dilerim. Çöl Kraliçesi, Janet Warlock, Janet Warlock aslında bir Amerikalı yazardı. Ama Gertrude Bell'le alakalı, Gertrude Bell'le alakalı, onun arşiviyle alakalı ayrıntıyı aslında Janet Warlock daha sonra detaylandırmıştı. Bu kitabın içerisinde de yine size küçücük bir iki bölüm okuyayım. 13. yüzyılın, arkadaşlar Gertrude Bell aynı zamanda Gertrude Bell, İranlı hafızın yazdıklarını İngilizceye ve dünyaya çevirmiş tek ve en önemli kişi Gertrude Bell. Aslında bir yazar değildi ama o zaman işte yazdıklarını toparlamış falan filan. Fakat inanılmaz hafızın dokümantasyonunu İngilizceye çeviren ilk ve tek. Onun üstüne hiç kimse daha sonra çeviremedi. Okuyorum. 13. yüzyılın hafızını Dante gibi başarılı batılı şairlerle beraber Goethe gibi daha çağdaş ozanlarla karşılaştırdığı kapsamlı denemesiyle birlikte ertesi yıl yayınlandı. Hafızı İngilizceye kazandırmak için en az 20 kişi uğraştı. Ama onun çevirisi hala ilk ve tek. Şimdi burada bir şiir de var da. Gözümün nuru, yüreğimin meyvesi ve artık yalnızca değişmez benliğimde sahip olduğum ah çekip gitmeyi seçtiği zaman. Bu uzun ve çileli yolculuğu bana bırakan ey deveci kervan çoktan yola çıktıysa bile diye devam eden yine hafızın şiirlerini burada da bulmak mümkün. Şimdi diyeceksiniz ki yahu bu konuştuğumuz tepe delenleri nerede, Gertrude Bell nerede falan. Bağlantıyı az önce söyledim. Teması hemen kuralım. Silip kendisini ziyaret etmiş. Bu gelmiş 1900'de, o gelmiş 1800'de. O insan gelmiş, aynı zamanda o kitaba gittiğim zaman göreceksiniz kazanacak ise. Diğer tarafta Arnavutluk ve havarisinde Osmanlı'ya kılıç çekilip, Osmanlı'yı oradan dağ edip Edirne'ye kadar sürüldüğü dönemde ortaya neler çıktıysa, aynı şey bu taraftan Arapları kışkırtmayla ne yapılıyor? İşte Yıldırım orduları daha sonra da Musul ve Kerkük ilhak edilerek petrolü çökmek vasıtasıyla Fransızların ve İngilizlerin ortaya çıkardıkları bir durum. Ve Gertrude Bell'in burada rolü çok büyük. İnanılmaz büyük. Silifkeliler burada oturdular, kebap yedirdiler, içirdiler sahile, fotoğraf çektirdiler, balık yedirdiler. Doğru mu? Geldi abi. Hatun geldi çünkü buraya. Benim köyüme gitti. Benim köyümde de insanlar ona yedirdiler, içirdiler, her şeyi yaptılar. Ama hatun gitti orada, haritayı çizdi. Faysal'ı kral ilan etti orada. Suriye'yi ayırdı. Öbür tarafı böldü. Vesaire vesaire. Döndü ülkesine gitti. Yok, döndü ülkesine gitmedi abi. Orada Halep'te intihar etti. Hapişti, intihar etti. Evlenemedi zaten. Devam ediyor. Arada evlenemedi derken başka şeyler olmasın. Evlenmedi. Son bir bölüm okuyorum. Ama tarih bütün bunları neredeyse tamamını silip süpürdü. Zorba Moğol akıncıları, feodal Pers yönetimi, yozlaşmış Türk işgali... Bakın işte böyle yazıyorum Gertrude Bell. Aynen bu şekilde. Yozlaşmış Türk işgali 19. yüzyılın veba salgınları ve serileriyle şehrin büyük bölümünü yok etti. Dediği yer Bağdat. Buraya koyuyorum. Diğer tarafa geçeyim. Yani güney tarafta Mezopotamya'da Almanların Hicaz demir yolu hattı için gayret sarf ettikleri İngilizlerin bir tarafa çöreklendiği, Fransızların bir tarafa, Lawrence'ın, Gertrude Bell'in bir taraftan kışkırttığı ve dayattığı bir noktadan diğer tarafa geçiyoruz. El Greco'ya mektuplar kazanacak biz. Yapıştırdığım şeyler bazen sayfalara yapıştırılmış. Efendim Girit adasında yaşıyor. Kazanacak biz. Girit'teki Osmanlı'yla, yine Türk askerleriyle, mahallelerdeki komşularıyla, batıda yaşayanlar, ben İzmir'de yaşadığım için çok iyi biliyorum. Rumlarla olan ilişkileri, adalarla olan ilişkileri, hala gidilir gelinir. Sakız Adası'na, Rodos'a, ben de defaten Midilli'ye sağ sola gidip gelmişimdir. Hakikaten güzel ilişkiler devam ediyor. Bakın, yazılana bakın. Türkler bu kapıları kapatır. Artık bütün gece hiç kimse ve içeri girebilir, ne de dışarı çıkabilir. Şehrin kapıları. Şimdiki gibi değil, o zaman
Alman şehirlerin kapıları var. Böylece sayılar az olan Hristiyanlar içeride kapana kısılmış gibi. Türkler güneş doğarken kapıları açarlardı. Türkler sayıca çoktu. Türk askeri de vardı diye devam ediyor. Şuradan bir satır daha okuyayım, ondan sonra geçeyim kitapta. Dünyanın en yoksul, en konuksever insanları karınlar aç, doyasıya yemezler. Araplardan bahsediyor. Şahıs geldi şeye, Suudi Arabistan civarına kazanacakız. Oradaki Türklerin, Müslümanların yaşayış ve davranış biçimlerini anlatıyor. Dünyanın en yoksul ve en konuksever insanları karınları aç, asla doyasıya yemezler. Daima yabancı birine ikram etmek üzere kahveleri, biraz şeker ve bir avuç olsun kurmaları var. Ama kısa kesiyorum. Talking about this, Nikos Kazantzakis to some island to near the Aegean area, Turkish and Greek area, between some island, Biden, little island, you know. And some histories coming to over there. And El Greco, you know, maybe is painter, very, very famous painter about this Greek painter, but he lived in Spain and then died over there. Arkadaşlar bu El Greco dedikleri yazarın da bizzat Madrid'de, özür diliyorum, Toledo'da kendi müzeyine gitmek kaydıyla bu kitapta yazan konuların içeriğini orada canlı dokümandan toparlayarak kendim bizzat oradan arşiv bir hareket ettim. Tabii kitap açıp burada okumak manevi de değil. Bu aradaki ilişkilerin yine Balkanlarda yani Rumeli civarında meydana gelen tepe denenliğinin akortlandığı bir dokümanım daha var. Bakın diyor ki Osmanlı'dan günümüze olan hainler. Yazan şahıs İbrahim Balcı. Aynen şöyle diyor, bakın. Bakışa bakın, vizyona bakın. Tepe Delendi Ali Paşa, Osmanlı tarihinin kaydettiği en büyük hainlerden birisi. İhanet içinde bulunmuştur ki ölene kadar yüzlerce ve binlerce insanı hırsı, kıskançlığı, keyfi, Osmanlı'ya karşı olan düşünceleri nedeniyle öldürmüş, kaza olmuş, hapishanelerde çürütmüştür, diyor İbrahim Balcı. Kaynağını gidiyor. Tepe Delendi Ali Paşa için bunu söylüyor. Şimdi, biz Tepe Delendi'yi buraya getirdik. Cil mağarasında Behram'la görüştürdük. Ve bu bölgeyle alakalı 3 tane 4 tane noktadan hemen bahsediyorum size. Bu noktalar yine Sudakoyu Cil mağarası Ebbuhar tarikatı bu bölgeyle alakalı benim son işaretlerim. Ancak Yahya Aslan'ın bu kitabında Murat Berke bunu çevirmiş, William Flömer'in ön sözünü sizler için okuyorum. Bakın. Tarihin en romantik canavarı. Duymuyoruz değil mi? Müslüman Bonaparte. Ben bunu ilk defa duydum ha. Daha evvel duyduysam bana söyleyin. Müslüman Bonaparte. Niye onu söyledim? Bunu söyleyen kim biliyor musunuz? Victor Hugo. Victor Hugo'nun bizzat evine giderek, müze evine giderek ben bu dokümanları oradan topladım. Paris'te. Devam ediyorum. Müslüman Bonaparte olduğu ve buna benzer daha çok şeyler söylendi. 1820'lerde yazardım. Victor Hugo onun zamanın Napolyon'la mukayese edilmeye değer tek devi ve dahisi olduğunu söylerdi. Ben bunu ilk duyduğumda şok oldum arkadaşlar. Bunu söyleyen Victor Hugo. I'm talking about his Victor Hugo, something, some sayings, some idioms about his Tepe Delendi Ali Paşa. And then compare something to some places and then and etc. Okay, I'm explaining this one. It's Victor Hugo, very important writer, you know, is in the French area. Hemen söylediği laf şu, bakın. Zamanın Napolyon'la mukayese edilmeye değer tek devi ve dahisi olduğunu söyledi. Ama gene de Hugo'ya göre, bağlantıya bakın. Aslanın yanında kaplan ya da kartalın yanında akbaba neyse, Tepe Delendi Ali Paşa da Napolyon'un yanında odur.
demiş ve sözünü bitirmiş. Kitabın ön sözü abi. Ben söylemiyorum. William Cramer yazmış bunu. Ve William Cramer'ın bu kitabın içerisinde Tepedelenli'nin otobiyografisiyle alakalı öyle enteresan şeyler var ki dehşete kapılırsınız. Rumlar Tanaş Vaya kumandasında ana atıldılar. Birçoğunu avlunun çevresindeki duvarlara tırmandı. Gardikliler onları görünce korkudan avaz avaz bağırmaya başladılar. Gardikliler onları görünce kaçacaklarmış gibi duvarlara tırmandı. Kimisi taş atarak kendilerini korumaya çalışıyor. Ali bir askerin elinden tüfeği aldı. Avlunun kapılarının açılmasını emretti. Tüfeği omzuna kaldırıp nişan alarak ilk kurşunu kalabalığa sıktı. Bu katliam için işaret oldu. Askerler içeri girdi. Esirleri 15'er, 15'er dışarıya çıkarıp Ali'nin önünde kurşuna dizdiler. Yaralıların işini kamayla bitirdiler. Bu kısmı hanın içinde saklanmıştı bir kısmı. Paşanın adamları hanı ateşe verdi. Adamlar içeride diri diri yanarak öldüler. 750 kişiyi orada ve atıyla üstlerinden geçiyor. Tepe delen Ali atıyla üstlerinden geçiyor. İntikamı alınmıştır diyor ve surun duvarlarına aynen şunu yazıyor. Ali hanedanının düşmanları böyle mahvolur. Bu bakışta William Cramer'in Tepe Delenli'nin otobiyografisine olan bakışı. Şimdi affınıza sığınarak hemen şöyle söylemek istiyorum. Burada bakın 5 tane kitap var. Kendisi bugün buraya gelmedi sanırım. Özellikle de davet ettik İsmail Güler'i. Özellikle davet ettim. Ben de davet ettim abi. Şimdi 5 tane kitap var. Hepsini okudum. Aradım ve bulamadım. Niye bulamadım? Çünkü kitaplar ISBN kayıtlı değil. Kültür kayıtlı değil. Hiçbirisi resmi kayıtların içerisinde yok. Tesadüfen kendisinden buldum ve okudum bu kitapları. Dinlenceler, söylenceler, anlatılar, masallar, rivayetler, her şey isim. Sadece isim. Kayıt altına alınmalı ve muhafaza edilmelidir. Ne olursa olsun. Bakın, hepiniz son zamanlarda geçmişe yönelik bazı şeyler yaşıyorsunuzdur. Bu çalışma inanılmaz bir çalışmadır. İnanılmaz emek verilmiş bir çalışmadır. Ben bu çalışmanın PDF olmasını ve Silivke kayıtlarında, Kültür Bakanlığı kayıtlarında ben bunun bulunmasını isterim. Kendi adıma söylüyorum. Şimdi, bu kitapları ne için söylüyorum? Bu söylediğim konularla alakalı, yani Tepe Delenli'nin Suda Koyuna gelip Cin Mağarası'na geldiği bu dönem içerisinde Mavu Şokay'ın kitabından aldığım bu bölümlerle alakalı her şeyi burada aradım. Kendimce. Bir satır, bir kelime acaba bulabilir miyim diye. Olsun. Arşiv arşiv bir kaynak kaynaktır. Bunu böyle koyarız. Mavu Şokay'ın patron halinin yanına koyarız. Ne bileyim öbür tarafından yan yaslarını koyarız. Flomer'in kitabını koyarız. Kütüphanemizin hepsine bunlar koyduktan sonra 5 sene sonra bir rivayette yazılmış bir bölümden aldığımız eksik kalan mutlaka eksik kalan yeri de yerine koyarız diye düşünüyorum. Ahmet Hoca'nın çalışmasından tutun, İsmail Güler'in çalışmasına, Don Juan'ın yazdığından tutun Gertrude Bell'e, çektiği fotoğraftan tutun çizdiği haritalara varıncaya kadar tamamı için bundan söylemek mümkün. Daha fazla vaktinizi almadan hemen şöyle bir toparlama yaparak sonuca gelmek istiyorum. Yapılmış çalışmaların daha sonra Budapeşte'ye geri dönmesini istiyorum. Şahsım adına söylüyorum. Ben şahsım adına, kişi olarak bu bölgede yaşayıp buranın suyunu, ekmeğini yemiş içmiş bir insan olarak, sıkmanızı yemiş bir adam olarak iade etmeye çalıştığım ahde vefamı ve vebalini üstün zahir kardeşim vasıtasıyla Silifke Belediyesi'ne transfer ediyorum. Çünkü gerek kitaplar, gerek detayı, üzerinde yapılmış çalışma ne olursa olsun bazı şeyler tesadüfen oluyor. Düşünün ya, adam size orada böyle bir kitaptan bahsediyor, önünüze getiriyor, koyuyor. Alıyorsunuz kitabı ve bakıyorsunuz Silivke mağaralarında yok. Yok böyle bir şey ya. Altı ay mıcıklıyorsunuz onu, kurcalıyorsunuz, karıştırıyorsunuz.
buraya geliyorsunuz. Kendinizi benim yerime koyun. Hiçbir yazarınızı tanımıyorum. Hiçbir edebiyatçınızı tanımıyorum. Hiç kimsenin burada ne çalışma yaptığını ben bilmiyorum. Ben bu kitabı kime sorayım? Yani ne diyeyim? Yan yaslarım içerisinde Silikya Mahalleli Hareketi bildiğini ilgisi olan var mı? Yok abi. Ben kimseden bu konulara kalıp geri dönüp almadım. Çok da önemli değil. Ben de buranın işte o ekmeğin sıkmasını yemiş bir insan olarak şunu söylüyorum. Üzerime düşeni tesadüfen orada gördüm ve detaylı bir çalışma yaparak diğer doküman ve kitaplarımla onu destekleyerek ki bazı tezleri gerek İngilizce olsun gerek Türkçe olsun bazı kayıtları yine size vakitler aldığı için aramızda hakikaten uyuyanlar var. Yani ben biraz böyle dikkatli davranıyorum bu konuda. Dolayısıyla biraz da kısa, çünkü mesajım herhalde anlaşılmıştır. Söylemek istediğim şey mutlaka anlaşılmıştır. Bu üç sebeple söylüyorum. Bugün Türk-Macar Dostluk Derneği beni aradı. Afişimizi bir yerde görmüşler ve benim Budapeşte de bu çalışmayı yaptığımı da söylemişler. Direkt bana telefonda söyledikleri şu oldu. Hocam bu konuyla ilgili ne çalışma yaptıysanız, orada da insanlarla neler paylaşacaksanız lütfen bunu görüntüleriyle ve ayrıntılarla bize geri döndür. Ben vebalinin için belediyeye gönderdiğimi söylüyorum. Hepiniz burada şahitsiniz. Hepiniz de bu konuya vakıfsınız artık. Belediye, Kültür Müdürlüğü ve buradaki insanlar bize bu Budapeşte'de bu söyleşinin, bu çalışmanın bir ayağını yan yana, yani Tepedelenli'nin yaşadığı yerde Arnavutluk Tiran'da yine Entale Muço, benim değerli bir yazar arkadaşımdır ve Tepedelenli'nin monografisini inanılmayacak ayrıntısıyla yazmış bir insandır. O insanlar bir koordinasyon kurmak kaydıyla yine Tiran'da bu söyleşinin, bu çalışmanın, bu bölgeyle alakalı yapılan bu etkinliğin oraya taşınmasının vebalini ben üstün kardeşimle, sevgili müdürümle belediyemize aktarıyorum. Şahısım, kişiyim. Emin olun, emin olun, bakın açık yüreklilikle söylüyorum. Burada yazın, 100 kuruş cebime koyarsam o 100 kuruşla ben Budapeşte'ye, Brüksel'e, Real Madrid'e, ya Madrid'e gittiğim zaman 10 kişilik odalarda yatıyorum arkadaşlar. 10 kişilik odalarda. 100 euro bir otelin geceliği 100 euro. 10 kişilik odada ben 7,5 euroya yatıyorum, 8 euroya yatıyorum. Önemli değil ki. Ben odada 6 saat yatıyorum, sabah kalkıyorum gene Prado Müzesi'nde geziyorum. Yok, Reina Sofya'da geziyorum. Yok, Botanik Parkı'da geziyorum. Benim gitmek yapmak istediğim şey başka orada ya. Anlatabildim mi? Gücüm bu kadarına yetiyor benim. Hiçbir zaman devlet kadar gücüm yok. Hiçbir zaman Orman Bakanlığı kadar, hiçbir zaman belediye kadar benim gücüm yok. Verin sırtımıza gücü, durun arkamızda, bu projenin bir adım daha ötesini enterne yapalım. Yoktan şov olsun diye ben söylemiyorum. Sizin de beni şov olsun diye alkışlamadığınızı biliyorum. Ben buna varım. Hiçbir beklentim yok. Silifke'yi seviyorum. Taşucumu seviyorum. Buradaki insanların, keşke bu salon dolu olaydı. Keşke, kaç tane Türkçe öğretmeni var burada? Bir dönün bakın arkadaşlar, kendinize bakın. Kaç tane Türkçe öğretmeni var? Bürokrasi yok, bürokrasi. Bakın ben hiçbir şekilde davet gönderdim. İcap duyarım. Edebiyat ve Türkçe öğretmenleri. Ben olsaydım, buraya koşarak gelir, burada ne varsa bakar, okur, görür, anlar, döner giderdim. Belki de ben çok ukalalık yapıyorum. Hakikaten birçok insan da biliyordu bunu yani. Anlatabildim mi? Onun için ben sözümü hemen şöyle toparlayayım. En başta söylediğim gibi son derece benim için önemli olan sizlere aktarmaktan da büyük keyif aldım. Her okuduğum, her paylaştığım, her satırına kaydığım zaman heyecanlandığım böyle bir konuyu da sizinle paylaştığım için gerçekten mutluyum. Buraya geldiğiniz için mutluyum. Benim arkadaşlarımla da yine yabancı arkadaşlarımla burada olup beni destekledikleri ve beni yüreklendirdikleri için mutluyum. Sanatçılarınızın, edebiyatçılarınızın, heykeltıraşlarınızın sahip olmayı, onlara değer vermeyi, onların kıymetini hepimizin bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben kendi adıma söylüyorum.
çok güzel bir platformunuz, çok güzel bir ortamınız var. Çok daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Belediyenin, kültür müdürlüklerinin, özellikle bazı sivil toplum örgütlerinin vizyonlarının daha açık, daha berrak olması gerektiğini ve ben demiyorum, kendi camiamızdaki insanlara sahip çıkarak onların önünü açmanızın çok 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 önemli olduğunu söylüyorum. Bu sebeple de bu salonda daha önce İlmiye Çığ hanımefendinin bir toplantısına, yine Gürsel kardeşim organizasyonu sebebiyle bir toplantısına katılmıştım. Daha sonra bir eğitim senin burada müzik faaliyetine katılmıştım. Ben de müzikten çok iyi anlarım, yaparım, müziği de severim. Ayrıntısıyla Musa Eboğlu benim hocamdır. O sebeple de o toplantıdan da ayrı bir keyif almıştım. Onlarla minicik bir destek vermeye çalışmıştım ama sonradan geri neyse. Yani söylemek istediğim şu ki bu salonda böyle bir ortamda, böyle bir masada yine sizinle bunları paylaşmaktan çok büyük keyif aldım. Şöyle eğer izin verirseniz hem bir notlarıma göz atayım, atlamış bir şey olmasın. Ondan sonra atlamış bir şey olmasın. Ve sonra bir son cümleyle izninizi isteyeceğim. Kitaplarımızla alakalı adreslerinizi aldığımızda, mail adreslerinizi aldığımızda onların bir sonuç bildirgesi olarak size geri döndürmek için aldık mail adreslerinize. Vermeyen varsa çıkarken yazdırsın hocam. Evet, belki lütfen. Başta kaydı. Evet, dikkat almadan belki hani atlamış olabilirsiniz. Lütfen yine çıkarken yazın. Emin olun, ben sonuç bilgisini mutlaka size aktaracağım, mutlaka size geri döndüreceğim. Bu konuyla alakalı da ayrıca sizin kartımı koydum oraya. Her iki telefonum da aktiftir. Lütfen bana geri döndürmek istediğiniz gerek bilgi bakımından, gerek eleştiri bakımından sevmediğiniz, hoşunuza gitmeyen, beğenmediğiniz şeyler varsa ne olur onları da geri çevirin bana. Ben kendimle çok barışık bir adamım. Nasıl? Adımı soyadımı okuduğunuzda ne fark ettiniz? Benim ilk kitabım yayınlandığında hani bu ekşi sözlük var ya, ekşi sözlük benim için şöyle yazmışlar: ey ebeveyn, siz bu adamın adını niye fikri koyarsınız? Bakın, soyadı bulanık. Adamın zaten fikri bulanık. Bu adam kitap yazsa kim okur? Adam azmetmiş. Adam azmetmiş, kitap yazmış. Ey ebeveyn, adamın adını Osman koy. Adamın adını Hamza koy. Sen niye adamın adını fikri koyuyorsun? Aynen böyle yazmış. Ben baktım. Benim için sizden evde. Anam da bana Önay falan çok derdi. Önay benim göbek adımdır. Onu ben sanat adı olarak getirdim, ortaya monte ettim ki kamufle değil diye. Ben kendimden bu kadar başladım. Döndürecek neyiniz varsa başımla beraber. Buraya geldiğiniz, sabırla dinlediğiniz için ben şahsım adına, kendim adına çok teşekkür ediyorum. Organizasyon sorumlu Mürsel kardeşime de, yine hepinizin huzurunda, diğer arkadaşlarımla beraber Bir Arada Sanat, Zeus Hotel, Bordo Grup ve Üstün Zahim kardeşimin belediye nezdinde bana yaptıklarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Makbul bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar. Bu gece düzenlenmiş olan faaliyetimize yapmış olduğu katkı ve vermiş olduğu destekler dolayı sponsor firmalar Zeus Hotel, Bordo Grup, Bir Arada Sanat Kafeye, Silivke Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne ve siz değerli katılımcılarımıza tüm Silivkeliler olarak teşekkür eder, iyi geceler dileriz. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ahmet Bey teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Öyle mi? Süper. Süper. Dürtülerimiz ayrıca konuşalım. Ben teşekkür ederim.
Sağ olasın. Levent Kocası diyor ya. Çok sağ olasın. Sizin yüreğinize, gönlünüze sağlık. Bir yakın plan yapıyorum size. Çok sağ olasın. Gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ederim. Sayın Müdürüm. Ayaklarınıza sağlık. Çok memnunum. Çalışma inşallah kapatacak. İnşallah. Nasip diyelim. Çok teşekkür ederim Sayın Müdürüm. Ayağınıza sağlık. Sayın Müdürüm. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Çok memnunum. Sabahın menüyü biliyorum. Menüyü biliyorum sabah. Tekrardan teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Sayın Müdürüm, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Uygun oldu mu? Makbul oldu mu? Güzel oldu. Malik Bulut Hocam, sağ ol. Ayaklarına sağ ol. Malik Hocam'la beraber şöyle bir... Evet, tabii ki. Tabii ki fotoğraf, evet, olabilir. Olabilir. Tamam, buyurun. Nasıl olsun? Nerede çekilir? Hadi karar verin. Buyurun. Aslında bir de kalabalık mı çeksek olacak? Efendim, olabilirdi. Tabii, olabilir. Buyurun, hep beraber buyurun. Madem birlikte çekilir. Gelin.